Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar, Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. Sonunda ev turumla sizlerleyim. Bilmeyenleriniz varsa ya da kanala yeni geliyorsanız, ben İzmir'de üniversiteyi bitirdim ve İzmir'de kalmaya karar verdim. Bundan ötürü de İzmir'de kiralar da gerçekten çok kötü olduğundan dolayı ailemle beraber bir ev satın almaya karar verdik. Ve ben bu eve taşınalı yaklaşık böyle bir buçuk iki ay falan oldu. Taşınmadan önce yaptırdığım ufak tadilatlar falan oldu. Onun için biraz da böyle hani geç taşınma durumu falan da oldu. Ama artık sonunda %70-%80 tamamlandı ve yerleştiğimi düşündüğüm için ev turunu çekmeye karar verdim. Şu anda evde değişecek şeyler tabii ki olacak. Mesela iki tane halım eksik, karbodalar bekliyorum. Hatta bir tanesinin bugün gelmesi gerekiyor. Belki video çekilirken gelirse onu da gösteririm, girişin alsa. Evet, şu anda evin girişindeyim, gördüğünüz üzere arkamda kapı var. Şimdi ufaktan evi gezmeye başlıyoruz. Şimdi giriş kapısından böyle döndüğümüzde, kapıdan girdiğimizde gördüğümüz ilk şey buradaki büyük boy aynam oluyor. Bu aynayla alakalı yorumlar aldım. Hani bu çizgileri güzel durmuyor diye. Belki değiştirtebilirim, aklınızda bulunsun ama hani şu an için böyle çok ustalık iş çıkarmak istemiyorum. Onun için şimdilik bu şekilde. Yanında aplikleri var. Böyle birazcık giriş daha şık tasarlanmış. Önüne de şurada gördüğünüz pufu koydum. Bu da hani hem ufak bir dekor elementi hem de hani biraz daha buraları doldursun istediğim için, ses çok yankı yapmasın istiyorum. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Şimdi bu tarafa döndüğünüz zaman holümü görüyorsunuz. Holüm çok geniş, çok güzel, böyle ferah bir havası var. Eve çok güzel bir hava sağladığını düşünüyorum holün. Onun için mümkün olduğunca burayı daraltmayacak şekilde değişiklikler, dekorasyonlar yapmaya çalışıyorum. Şu gördüğünüz duvara, buraya, şu zımbırtının altına gelecek şekilde duvara monte bir ayakkabılık satın almıştım. Henüz gelmedi. Burada şu anda yerde ayakkabılar falan var. Tabii siz görmüyorsunuz ama oranın da dağınıklığını o şekilde toplayacağım. Yani ayakkabılığı şuraya falan da yaptırabilirdim aynanın yanına. Ama o zaman yani bilmiyorum, oraya halı da koyacağım için ayakkabıyı aldım oradan, burada giydim falan, birazcık tam olmuyor. Onun için buraya ayakkabılık koymaya karar verdim. Bir de üstündeki ufak çıkıntıyı da böyle hani telefon falan koymak için kullanabiliriz diye düşündüm. Şuradaki parçaları da evin tadilatını yaptıran kişi, bu arada biz tadilat satın aldık bu şekilde, şunlara böyle tablo falan asılsın diyerekten bu şekilde yapmış. Yani bunlar aslında sadece yer tutmak amacıyla. Ortada ayna var, diğer tarafta yine o tablo şeysinden var. Haydi devam edelim, gidelim. Şimdi şurada ben Luna'nın tuvaletini buraya koymayı tercih ettim. Yani evde bence en olası alan orasıydı yılın tuvaleti için. Şimdi bu şekilde girdiğimiz zaman burada salonumuz var. Hemen de şuraya döndüğümüzde mutfağımız var. Önce salondan ve balkondan başlamak istiyorum ben. Öncelikle canım salonuma hoş geldiniz demek istiyorum. Yalnız birazcık şey olduğumuz için, hava karardığı için ışıkları açıyorum. Mümkün olduğunca ışıkları açalım. Hatta salonun hepsini açayım. Şimdi salonumuzdan başlayalım. Salonum bu arada tam kare. O çok iyi oldu benim için. Zaten arkamda gördüğünüz üzere koltuk takımım var. Takım değil, bir tane köşe koltuğum var. Aynı renkte, çok yakın tonda bir halı tercih ettim. Ki bence çok tamamladı. Çok güzel durduğunu düşünüyorum. Koltuğumu özel yaptırdım. Burada İzmir'de İleri Deko diye bir mobilyacıda yaptırdım ve çok memnun kaldım. Şu an bu koltuğumun açılmış hali. Arkadan şeyleri kapanıyor. Nasıl anlatayım ya? Destekleri kapanıyor. Öyle diyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi bu köşeden sizi gezdirmeye başlayayım. Burada bu şekilde bir bitki kullandım. Çünkü yeşil çok güzel gidiyordu salonuma. Luna mahvetmesin diye biraz uğraştım. Limon kabuğu koydum. Sprey sıktım ama bazen şu alttaki toprağa güne gelip eşelemeye çalışıyor. Robot süpürgemi buraya koydum. Altına böyle tam cuk oturdu. Aynı zamanda priz de tam ortada kaldığı için çok güzel kapanıyor. Onun dışında Luna'nın su kabı var. Ve Luna'nın bu şekilde bir tırmanma evi var. Luna bunu çok seviyor. İyi ki almışım dedirtti. Şu şekilde geldiğimizde televizyon ünitesini görüyoruz. Televizyon ünitesiyle alakalı çok fazla soru almıştım arkadaşlar. Biraz küçük mü kaldı, televizyonun mu küçük kaldı, açık renk mi alsaydın diye. Evet, bu tarz şeyleri ben de düşündüm. Evi ilk dekore ederken çok aklımda canlandıramıyordum. Birazcık küçük oldu bence. Ben de aynı fikirdeyim. Şu alttaki sehpasını bir çekmecelik daha uzatmayı düşünüyorum. Televizyonu duvara monte ettirmeyi düşünüyorum. Bir de şu dolabı da
altına yine aynı boyutta ayaklar koymayı düşünüyorum. Bununla birlikte zaten televizyonu da değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü salona birazcık küçük kaldı. Uzaktan okuması çok zor oluyor. Tabii şu anda çok fazla masraf yaptığım için onları birazcık sonraya saklıyorum dostlar. Şimdi bu şekilde devam ettiğimizde burada ufak merdivenim var. Onu bazen başka yere de koyuyorum. Bugün burada kalmış. Buradan balkona çıkılıyor. Çok fazla yerimi ifşa etmek istemiyorum. Bu sehpamı, bu sehpa da Ikea'dan. Bu arada televizyonun tam da Ikea'dan. Sehpayı ben balkona almıştım ama balkonda şu an çok sıcak olduğu için çok oturmuyorum. Onun için de buraya aldım. Koltuğumu şu şekilde yakından gösterecek olursam. Luna'cım da orada uyuyor. Koltuğun kumaşı kedinin tırmalayamayacağı kumaş. Onun için çok rahat ediyorum. Burada bu şekilde bir deliği var. Bazen girip orada uyuyor. Şu şekilde mekanizması var gördüğünüz üzere. Bu arka sırt kısmı öne doğru geliyor oturma pozisyonunda. Şu an açık yatma pozisyonunda ama bu şekilde oturmak çok rahat olduğu için ben hiç kapatmıyorum açıkçası. Bu şekilde koltuğumda. Koltuğumun şu şekilde orta kısmında hem burada böyle bir çekmece var, kumandalarımı koyuyorum. Hem de okuma lambası ve USB şarj portları var. Çok işime yarıyor, çok kullanıyorum ben bunu. Anneciğim selam. Buraya da yine arkada klimanın borusu buradan geçtiği için siz de görüyorsunuz şu anda. Böyle bir bitki koydum. Hani hem kapatsın hem de yeşillik katsın diye. Bu arada klimanın borusunun kalanı da, çünkü klimam burada, bu dolapların içerisinden geçiyor. Dolapları sırf onları kapatmak için yaptırdım. Bilmiyorum, bence çok da güzel duruyorlar. Hem hani duvarlar çok boş durmuyor hem de klima borum neredeyse kamufle oldu. Perde olarak bu şekilde siyah rustik perdeler tercih ettim. Bence perdeye asıl havasını o verdi. Ben perdelerimi de çok beğendim. Renk siyah gibi görünüyor ama lacivert. Tülleri de çok sade bir tül seçtim. Döndüğümüzde şurada Luna'nın yemeği var. Burada mutfağım. Amerikan mutfak halımda böyle yumuş bir halı. Güzel robot süpürgede çıkıyor üstüne. Sehpamı da göstermek istiyorum. Şimdi sehpam da bu şekilde görünüyor. Normal orta sehpa gibi görünüyor. Bazıları şey demişler, hani sehpanın çok küçük salonuna başka bir sehpa al. Fakat bu sehpanın sunduğu kullanışlılığı hiç sunamıyor. Bu sehpayı bu şekilde kaldırıp açtığınız zaman yemek yiyebiliyorsunuz. Yani ders çalış, bir şeyler yapabiliyorum. Bilgisayar için kullanıyorum. Aynı zamanda içi de salonda bulunan bütün ıvır zıvır topluyor. Çok öneririm. Bu da Ikea'dan. Benim için kullanışlılık çok esas. Şimdi bir de balkonumu göstermek istiyorum. Yalnız balkonumdan hani direkt dışarısı nerede olduğum direkt görünüyor. Onun için göstermeyeceğim. Yani manzaram genelde bina manzarası ama karşıda belirleyici bir şeyler var onun için. Şimdi burada zaten kombim var. Doğalgazlı ev güzeldir. Bu şekilde döndüğümüzde de iki tane eski evimden bu koltukları belki hatırlarsınız. Bunları da buraya getirdim. Bu koltukları seviyorum. Çok seviyorum. Bence çok güzeller. Şu an burası var ya hamam gibi. Bu koltukları da buraya bu şekilde koydum. İki kişilik bir oturma alanımız var. Burada da bir tane kamp sandalyem vardı. Eve ilk taşındığım günlerde. Daha doğrusu taşınamadığım, ustalarla uğraştığım günlerde almıştım onu da. Hani ekstra biri geldiğinde lazım oluyor da. Bu koltuklara mesela iki kişi birlikte oturuluyor. Çok rahat. Yani burada dört kişi oturursun istersen. Bir de bunların sehpası vardı. İşte onu da içeriye aldığımdan bahsettim şimdilik. Burası dehşet sıcak. Burası yazın nasıl kullanılır bilmiyorum ama bu arada bütün kapılarımda açılan ve bütün pencerelerimde bu şekilde sineklikler var. Bunların özelliği de hem yanlardan mıknatıslı olduğu için hani açması zor, hem de bu şekilde kedi teli de var üzerinde. Yani Luna'nın bunları tırmalama ya da açma olasılığı çok çok düşük. Tırmalama sıfır, açma belki kafayı yerse. Aynı şey mesela bu penceremde de var. Onun güvenliğini de çok düşündüm. Balkonum zaten cam balkon gördüğünüz üzere. Tamamen kapalı. Hiçbir şekilde açamaz. Onun için gönül rahatlığıyla burayı açık bırakıyorum. Ben Luna gündüzleri burada takılıyor. Ama o da şu anda içeride çok sıcak olmuş belli ki. Salon turum bu şekilde. Salon konusunda hala birkaç geliştirme var aklımda. Mesela şu köşeye bir mini buzdolabı, böyle içecek servis alanı gibi bir şey yaratmayı düşünüyorum. Onun dışındakiler de zaten oturdukça, çünkü ihtiyaçlar gelişiyor, onlara da birazcık yer bıraktım diyebiliriz. Haydi mutfağa gidelim. Size mutfağımın ledlerini göstermek istiyorum. Bu eve ilk taşındığımda hatırlıyorsanız bu evin inanılmaz kötü mavi ledleri vardı. Ve elektriğini yapan kişi kesinlikle
prize bağlamam işte bunları. Yani açıldığı zaman sadece şalterden açılıp kapanıyordu. Direkt olarak adam elektriğe bağlamıştı. Onları söktük. Yenilerini taktık. Ve gördüğünüz üzere hem ön tarafta hem de yukarıya taktırdım. Aşağı tarafa taktırmadım. Ve telefonumdan rengini değiştirebiliyorum. Tabii ışıkları kapatırsak daha net olacaktır. Bu şekilde. İkisini ayrı da kontrol edebiliyorum. Aynı anda da kontrol edebiliyorum. Mesela bu şekilde efektlerde verdirebiliyorum. LED'lerim de bu şekilde oldu. Bunlar da dostum Kaan yaptı. Kaan çok teşekkür ederim. Çok güzel yaptın. Ellerine sağlık. İzmir'de bu tarz LED işi yaptırmak isteyen arkadaşlarım yine ulaşabilirler. Ve mutfağa geçelim. Selamlar dostlar ve mutfağıma hoş geldiniz. Evimin en sevdiğim kısmı diyebilirim. Şu mavileri bir kapatacağım. Bir dakika. Bu mutfak zaten evi ilk paylaştığımda herkesin çok sevdiği bir element olmuştu. Ben de gerçekten çok beğeniyorum ve hani buzdolabım olsun, bulaşık makinem olsun her şey o kadar güzel sığdı ki çok ama çok mutluyum. Gördüğünüz üzere çok şıkır şıkır bir mutfağım oldu. Ben mutfakta vakit geçirmeyi de çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Takip ediyorsanız onun için bura beni ekstra mutlu ediyor. Haydi gezelim. Şimdi geldik mutfağımıza. Şimdi bu dolaplarımdaki malzemelerimi falan da göstermek istiyorum. Niye bilmiyorum ama. Şimdi bu dolabımda bu tarz böyle kuru şeyler, soslar falan mevcut. Bunlar hani şimdilik hava o kadar sıcak değil, böceklenmiyor ama yazın bunlara çare bulmam lazım. Mini buzdolabı almak istememin sebebi de o. Çünkü mesela bu kurularda falan böceklenmesin diye dolaba koyuyorum ve şu anda dolabımda onlar için asla yer yok. Niye? Çünkü çok fazla içecek bulunduruyorum dolabımda. İşte soğuk su olsun, o olsun, bu olsun. Bunların hepsini ayrı dışarıda bir mini buzdolabına koyup dolapta yer açmak bence çok 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 mantıklı bir hareket olacak benim için. Şu şekilde cam bardaklarımı buraya koydum. İşte içecek içki bardakları, meşrubat bardakları, su, çay bardaklarım var. Mesela şunları kahve bardağı olarak kullanıyorum. Çay bardaklarım falan var. Burada bu şekilde yaptım. Bu arada en üst raflarımın hepsi boş. Şu an için koyacak bir şeyim olmadığından ötürü. Bu aşağıda böyle patates, soğan ve işte bulaşık deterjan malzemeleri ve çöpüm var. Bu aşağıda fazla poşetlerim ve tencerelerim var. Bu köşe biraz böyle sıkışık bir köşem çünkü prizler hep böyle köşelere konulduğu için birazcık böyle olmak durumunda oldu ama şöyle söyleyeyim ya, kettle'ı çok sık kullanmıyorum artık özellikle. Air fryer edindim kendime. Çünkü çok iyi şeyler duydum hakkında, yani çok kullanışlı falan. Henüz sadece bir iki kere kullanabildim ama bununla tariflerimi görmek isterseniz yaparız. Onun dışında burada mikrodalgam var. Çok seviyorum kendisini. Bu şekilde bir kutuya, çay kutusuna bu maya, vanilya malzemelerimi koydum. Böyle bir çay kutusuna. Burada ölçü bardaklarım falan açıkta duruyorlar. Daha kolay oluyor. Bu baharatlığım var. Şunları da koyacağım, merak etmeyin. Bunlara benzer kıvanozları. Böyle etiketlerini etiket makinesiyle kendim yaptım. Bu şekilde. Şimdi şu dolabımda yine böyle işte çaylar, işte kurular, bu şekilde bir ekstra kavanozlarım falan burada. Burada da asıl açık kurularımın olduğu yer var. Bu şekilde kavanozlarda saklıyorum. Bu kavanozları eski evimde almıştım. Çok da memnunum açıkçası. Yani burada, erzaklarım burada diyebiliriz. Burada çekmecelerim var. Çatal bıçak çekmecem. Ondan sonra böyle yiyecek malzemeleri çekmeyeceğim. Bu arada bu şişeyi niye saklıyorsun diye sorarsan merdane gibi kullanıyorum. Burada da böyle çöp poşetleridir, işte mutfak malzemeleridir, bunlar var. Ocağım bu şekilde cam bir ocak. İndüksiyon değil. İndüksiyon ocak çok istiyordum açıkçası ama bu evde bu şekilde oldu. Belki değiştiririm. Davlumbazım var. Artık yemekler kokmuyor. Aynı zamanda fırınım da var. Düzgün bir fırın. Eski evdeki davul fırını bilen biliyor. Bu alt tarafta yine böyle buzdolabı poşeti, işte alüminyum folyo falan var. Hemen buraya geçiyorum. Kahve makinem, bebeğim, canım, bir tanem. Starbucks'a verdiğim parayı sıfıra indiren çocuğum. Seni çok seviyorum. Bu 411B modeliydi. Bunun hem bu şekilde filtre kahve kısmı var hem de espresso kısmı var. Yani cappuccino, latte falan hepsini hazırlayabiliyorsunuz. Soslarınız varsa white mocha, mocha, İşte karamelli latte falan hepsini hazırlayabiliyorsunuz.
süt köpürtme başlığı da mevcut. Aynı zamanda filtre kahve de yapabiliyorsunuz böyle kalabalık olduğunuzda falan. Bence 10 numara bir makina. Kahve içiyorsanız bu tarz bir şey edinmek lazım çünkü çok pahalı Starbucks. Bunun üstündeki dolapta da hani kahvelerim, termoslarım ve aynı zamanda bu şekilde kahve bardaklarımın hepsi mevcut. Mantıklı bir şey oldu bence. Bu aşağı dolabımda fazla sütlerim, böyle kapalı paketli mesela bulgur falan, işte yağ, turşu, dışarıda hani bozulmayacak ve kapalı olan ürünleri de buraya yerleştirdim. Bakacağız, göreceğiz yazın ne oluyor. Bu tarafta tavalarım var, kek kalıbım var, fazla saklama kaplarım var büyük. Burada tabaklarım var. Böyle siyah bir tabak takımı aldım dostlar. Çok yani çok seviyorum, inanılmaz seviyorum. Burada tabaklarım var. Aa, şu şekilde bir meyve standı yaptım ben bunu. Bu normalde banyoya koyacaktım. Banyodaki işte malzemelerimi koyayım diye ama böyle çok sallanıyor. Ben de meyveleri koyuyorum onun için üzerine. Hem de dışarıda gözümün önünde olmuş oluyor, yiyorum. Burada bu şekilde bir sepetim var. Bunu taşındığımızda koyduk ve burada kaldı. Aslında çok iyi durmuyor ama mesela bu tarz mamaları olsun ya da işte ıslak mendil olsun, bir şey olsun, en azından düzenli bir şekilde sepetin içinde duruyor. Bu da benim yaptığım elmalı kurabiyeler. Bu dolapta da plastikler, protein tozu var. Tost makinem burada. Kullanmadım da kaldırıyorum. Onun dışında rende, rondo, süzgeç, kaplar, hepsi bu dolapta. Ve fark ettiyseniz hiçbir şey tıklım tıklım değil. Burada da bu şekilde bir ekstra dolabım var. Burayı henüz düzenleyemedim. Burada ıvır zıvır var. Mutfağımız da bu şekilde. Tripodumu alıp gidiyorum. Bu arada dünyanın en tatlı matı falan. Detaylı mutfak turundan sonra sizleri içeriye doğru götürüyorum. Yine girişteki aynadan geçiyoruz ve RDO odama geliyoruz. Buraya RDO odası diyorum ben. Şimdi burası giyinme odası gibi düşündüm. Ama sonrasında hani fark ettim ki hani giyinme odası olmak için biraz fazla küçük ve benim çok fazla hani depolanması gereken de eşyam var. Dedim ben bu odayı depolama odası yapacağım. Gösterin. Şimdi burada zaten ilk göze çarpan şey bavulum ve gelen kargoları da yanında biriktiriyorum. Henüz açamadığım, şey yapamadığım kargolar orada birikiyor. Döndüğümüz zaman ayakkabılarımın hepsi şu anda burada. Ve çantalarım da yandaki gözümde ve şu anda burada asılı olan kıyafetlerimin hepsi kışlık kıyafetlerim arkadaşlar. Bütün botlar, ayakkabılar, çizmeler o kadar çok var ki gerçekten burada terlikler var, çanta, yine ayakkabılar, işte bol kargoları açacağım. Ondan sonra işte burada da çantalar var. Bunlar da işte genel olarak mesela şunlar çok asılmayan elbiselerim. Asılmıyorlar, sünüyorlar. Onun için oraya koydum. Burada yani mesela işte şu köşede Luna'nın çeşme çantası ve diğer bavulum var. Burayı gerçekten böyle birazcık depolama, işte süpürge olsun, Luna'nın maması olsun. Bunları da tabii bir yere koyacağız. Bir de buranın kapısını kapatıp çıkıyorum ve hiç ellemiyorum. Bu arada burada da böyle ışıklığa bakan bir şey var. Pencere var. Aynı zamanda burada bu şekilde bir duvarına da vestiyer. Bir duvarına da vestiyer yaptırdım bu şekilde. Bayağı fazla ceketim var. Aynı zamanda işte çamaşırlarım da burada kuruyorlar. Dolap kargolarını falan da bu odada genelde yapıyorum. Hani buradan hemen paketliği veriyorum. Şu anda biraz burası dağınık olduğu için linç yiyeceğimi hissediyorum. Hadi içeri gidelim hiç burada. Burada çok bakacak bir şey. Şu şekilde içeriye doğru gittiğimiz zaman asıl odalarımız başlıyor. Ben önce banyoyla başlamak istiyorum. Bugün de evde temizlik oldu. Her şey mis gibi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burası banyo. Aslında nispeten ufak bir banyom var ama kullanışlı. Bir de ufak olduğu için duştan çıkınca neredeyse hiç üşümüyorsun. Bu da harika bir şey. Burada çamaşır makinem var. Yanı duşakabin. Sizi alayım. Duşakabinim bu şekilde. Sürgülü. Duşumdan çok memnunum bu arada. Şu şekilde büyük başlığı da var. Çok seviyorum. Onun dışında burada bir çöp kutum var. İşte göz damlası tarzı. Böyle ufak şeyler. Mesela bunlar foreo maskelerim, işte saç kurutma makinem, böyle banyoda kullandığım işte diş macunları, nemlendirici, cilt bakım ürünlerim falan bu şekilde buradalar. Bunu hep galiba cilt bakım ürünü sahnede bu tarafa koyuyorlar ama bu sabun.
Bu şekilde büyükçe bir aynam var. Güzel oluyor, iyi oluyor. Saçımı falan burada yapmıyorum ama yine de büyük bir ayna olması güzel. En sonunda vlogu burada kapattığım için kameram burada kalmış. Yatak odasına geçelim. Gördüğünüz üzere yatak odamın ışıklandırması olağanüstü güzel. Şu anda hatta perdenin yarısı kapalı. Şöyle perdeyi de açarsam inanılmaz güzel. Özellikle arka iki odam efsane ışık alıyor. Bu evde benim en çok ilgimi çekenlerden biri oydu. Salon da güzel ışık alıyor ama salon sabah güzel ışık alıyor. Ve hani birazcık da cam balkonum renkli olduğu için onu biraz engelliyor. Ama buralar çok çok iyi. Şimdi yatağım IKEA'dan. Yatak başlığı Brimnes, yatak da Nordli diye geçiyordu. Unutmazsam yazarım dostlar. Hatırlatın da yazayım. Yatağımın yan taraflarında çekmeceler var. Baza gibi düşünün ama çekmeceli. Bu arada tam kapım bu şekilde tam yanından geçiyor, kapanıyor. Bu şekilde çekmeceli. Ve bu çekmecelerde yedek nevresimlerim oluyor. İşte pijamalar mesela. Bu tarz şeyler için kullanıyorum. Aynı zamanda yatak başlığımda da buradan bir kablo çektim yatak başlığımın altına. Ve şurada şarj aletleriniz için falan böyle bir şey açmışlar. Şarj aletim burada. Mesela gece telefonumu direkt buraya koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Yatak başlığı yataktan ayrı satın aldım bu arada. Bu şekilde çift kişilik bir yatak tercih ettim bu sefer. Çünkü annemler falan geldiğinde de iyi oluyor, rahat oluyor. Aynı çekmeceler bu tarafta da var. Gördüğünüz üzere. Ama şu an hiçbir şey koymadım. Evde bol bol depolama alanı var. Burada bu şifonyeri de eski evimden getirdim. Yine biraz böyle ıvır zıvır dolmuş, bunları tabii ki yerleştirmeli ve şey yapmalıyım. Burada fazla kozmetik ürünlerim var. Henüz açılmamış kozmetik ürünleri, işte şampuanlar, onun dışında lenslerim var. Burada şampuanlar, burada açılmamış şampuanlar ve az kullandığım ürünler. Buralarda böyle ekstra şeyler falan var arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. Çok doldurmadım. Çünkü dolar. Her türlü dolar. Burada eski evimdeki aynayı getirdim dostlar. Bu aynayı seviyoruz. Bu aynanın bir güzel yanını da şimdi birazdan göstereceğim. Burada durmasının bir amacı var. Hem tabii klima borusunu kapatıyor tabii. Burada makyaj masası olarak bunu almıştım ben önce. Şu şekilde çekmeceleri bilgisayar parçalarını koydum. Burada da böyle derin iki çekmecesi var. Buraya mesela düzleştiricimi falan koyuyorum kullanmadığım zaman. Dyson'ın kutusu genelde burada duruyor. Ben de bunu bilgisayar masası yaptım açıkçası. Çünkü çok daha iyi bir makyaj masası buldum. İşte iMac'imi buraya kurdum. Bir tane oyuncu koltuğu almayı düşünüyorum buraya. Ve Grand makyaj masamı selamlayın. Dünyanın en güzel makyaj masası öncelikle. Sandalyem de olay. Halıyla çok güzel olacak. Çok güzel. Sandalyemi çok seviyorum bu arada ve rahat. Yani bu şekilde olduğu için rahat olmaz diye düşünmüştüm ama çok rahat bence. Şimdi makyaj masamın içeriğini hemen göstermek istiyorum. Burada parfümlerim var. Trendyol Milla'lar, işte Masent'lerim, işte Libre, bu da Libre'nin çakması. Bütün parfümlerimi buraya koydum. Şurada rujlarım var ama bunlar hep kısa olan rujlarım. Kısa olanların hepsi burada. Bu rujluğu Trendyol'dan aldım. Bu paletli Shein'den aldım. Aklınızda bulunsun. Bunlar paletlerim, işte deodorantım, sık kullandığım işte ürünlerim, makyaj öncesi genelde kullandığım şeyleri buraya getirdim. Fırçalık, onun dışında burada saç ürünlerim, tarım, tokalarım var. Saç şekillendirirken kullandığım şeyler var. Burada da günlük en sık kullandığım makyaj malzemelerim, kirpiklerim ve fırçalarım mevcut. Bunları kısa yola attım anlayacağınız. Bu da Hollywood tarzı makyaj aynam. Bunlardan çok uzun süre istedim ya. Çocukluk hayalim falan. Şuradan açıyoruz. Böyle ışıklı. Efsane bir ışığı var. Çok güzel gösteriyor. Bazen diyorum ki hani akşamları burada bile video çekilir. Işığı çok güçlü çünkü. Masamın diğer çekmecelerinde ise daha az kullandığım ama yine de sevdiğim. Çünkü tam taşınmadan önce ayıkladım makyajlarını biliyorsunuz. Hepsini gayet seviyorum. Buralarda da böyle ekstra işte tokadır, bilmem nedir o tarz şeyler var. Hemen bu tarafı da şey yapalım. Pudralar, paletler, fazla olanlar, fazla rujlar ve işte kirpik, diğer düzenleyiciler ve burada da işte eski tıklıklarım falan var. Gördüğünüz üzere böyle her şeye yeterli depolama alanı oluşturmaya çalıştım. Çünkü eski evimde en büyük sorunum oydu.
Yani çok eşyam var, çok az dolabım ve çekmecem var ve eşyalarım hep dışarıda kalıyor. Ya da tıkış tıkış oluyor içerisi, onu hiç sevmiyordum. Onun için bu evde buna çok dikkat ettim. Burada da gördüğünüz üzere perdeleri bütün odaların aynı seçtim. Bir de burada ufak bir balkonum var. Bir balkonum var, böyle bir şeyler falan asılabilecek bir balkonum var. Bu kapılarımın bu şekilde sürgülü kilitleri de var. Hani hem de ekstra güvenlik açısından. Şimdi son odaya geçiyoruz. Bir önceki mukbangı izlediyseniz onu bu odada çekmiştim. Burası benim amacı karışık odam. Yani hem misafir yatağım var hem kendi giyinme dolabım var. Bu odayı birazcık şey gibi düşündüm. Hani misafir geldiğinde evet kullansın ama benim çok misafirim gelmiyor. Onun için sadece misafirlik bir odayı ayırmak istemedim. Ve aynı zamanda kendime böyle reels'larımı ve işte videolarımı rahat rahat çekebilmek için hem güzel bir arka plan oluşturmak istedim hem de kıyafetlerimi güzel sergileyecek bir dolap istedim. Bu dolap da bana özel yapıldı. Şimdi odayı gezdiriyorum. Şimdi odanın girişinde böyle benim kirli sepetim var. Bu kirli sepetini çok seviyorum ben açıkçası. O da burada duruyor. Hayatına burada devam ediyor. Çünkü üstümü burada değiştirdiğim için kirlerimi burada atıyorum. Şimdi misafir yatağım IKEA'nın hem neslihanı. Bunu çok fazla seveni var. Çok fazla kullananı var. Bu yatak şu şekilde çektiğiniz zaman alttan bir yatak daha çıkıyor. Şu anda önünde tripod var ama iki elle çekmek gerekiyor. Bu iki kişilik yatak kadar oluyor. Şu anda 80 santim, 160 santim oluyor. Tam işte şuraya kadar falan geliyor. Alttaki çekmecelerinde ise mesela şu an burada bir şey yok. Boş. Burada ev kıyafetlerim var. Orada da fazla havlular var. Yine depolama amaçlı olsun diye bu çekmeceli model tercih ettim. Bence çok iyi. Hem bir misafir geldiğinde yatabiliyor hem de ben reels'larımı falan çekerken kıyafetleri buranın üzerine yerleştirip ya da hikayede deneme yaparken benim için bir yüzey oluyor. Şimdi burada da aynı balkona çıkan kapı var. Bu masayı mukbang çekerken getirmiştim buraya. Bu burada kaldı. Buranın perdesi kısa. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Buraya bu şekilde bir sandık yaptırdım. Bunun manası ne diye sorabilirsiniz. Böyle dolaba birleşik oturma yeri yapıyorlar ya da böyle pencere dışa doğru oluyor, içe doğru girintisi oluyor. Onun önüne oturuluyor ya. Ondan istedim. Ama arkasında da petek olduğu için peteğe ulaşım olsun diye oynar yaptık biz bunu. İstersem dibe kadar itiyorum. O zaman birleşikmiş gibi görünüyor ama alt tarafında da raflar var. Raflara ulaşmak istediğimizde bunu çekiyoruz. Orada yorgan var, yedek bornoz, işte bir şeyler. Burayı böyle biraz rastgele depolama gibi kullandım. Çünkü hani neredeyse hiç görünmüyor gardırobum. Burada altlarım var. Hanımlar ve beyler. Ezgi'nin kıyafet turu. Rengine göre dizmeyi seviyorum. Mümkün olduğunca rengine göre diziyorum. Mesela açıktan koyu jean, laciverte doğru, oradan griye doğru, oradan işte renkli böyle arada sarılar falan var, bejden sonra siyaha gidiyor. Bu şekilde yaptım altları. Üstlerim de aynı şekilde ama çok renkli olan üstlerim var. Onları tam olmuş olmamış olabilir. Bu şekilde de üstlerim var. İşte yine renk skalasına göre gidiyor. Bunlar şu an mevsimlik ama ben bunları en son 3 hafta 4 hafta önce düzenledim. Şu anda mesela şu uzun kollular kesinlikle kışlıkların arasına gitmesi lazım. Sadece yazlıkların kalması lazım. Çünkü yaz geliyor. Burayı tekrar düzenleyeceğiz efendim. Bu dolabı da marangoz ustam yaptı. Çok da güzel yaptı. İzmir'de dolap yaptırmak isteyen varsa bana ulaşsın, numarasını vereyim. Böyle cam kapaklı 10 numara bir dolap yaptı bana. Çok da mutluyum. Burada aynam var. Bu aynalarımı hem kıyafet deneme aynası olarak yaptırdım hem de işte giyindiğimde bakabilmelik. Bir de şimdi buralarda raflı gördüğünüz üzere ama buralar tabii ister istemez dağılıyor. Şimdi buralarda cam olsa kötü duracak. İşte burada eşofman ve tişörtlerim, spor kıyafetlerim, korselerim gibi bir de yerleştiremediğim bir iki bir şey mevcut. Bu tarafta ise böyle uzun boylu elbiselerim mevcut. Çünkü bunları öbür tarafa astığınızda çok kötü görünüyor. Bunları da bu şekilde yaptırdım. Son parçaya gelirsek, burayı zaten beni Instagram'da takip ediyorsanız, Reels'larımı görüyorsanız burası benim Reels arka planım oluyor. Burada da elbiselerim var. Çok uzun olmayan, yani değiyorlar yine ama çok uzun olmayan elbiselerim var. Yine bunlar da renk sıralamasına göre dizilmişler ama hepsi desenli olduğu için çok belli olmuyor. Şimdi bu çekmecelerimi ben takı çekmecesi olarak yaptırdım. İçlerine bunları Trendyol'dan aldım. Bu şekilde tüm takılarımı güzelce dizdim.
buralara. Gördüğünüz üzere gözlüklerim de var. Alt tarafta devamı var fakat bunların çoğu boş. Ama yeni şeyler aldığım zaman doluyorlar ister istemez. Burada bir tabii gözlüklerimin devamı mevcut. Güzel güzel gözlükler. Bu üçüncüyü de yine böyle ince yaptırdım takılar için. Gözlük kapları, işte kemerler falan. Daha büyük aksesuarları da burada muhafaza ediyorum. Bunlar şeyler. İç çamaşırı. Alt tarafı göstereyim. Burası biraz daha iyi çünkü. Kilotlu çoraplarım ve iç çamaşırlarım şeklinde. Hemen çok uzun göstermeden. Ha, onun dışında burada da bunlar da çekmece. Burada mayolarım var. Burada da henüz hiçbir şey yok. Dediğim gibi mümkün olduğunca depolama alanı bol yaptım. Çünkü önceki evde bundan çok çekmiştim. Biliyorsunuz ki onun tekrar yaşanmasını istemedim. Göstermediğim bir tek küçük banyo, küçük tuvalet kaldı. Orayı da göstereyim. Bu girişte olması çok iyi oluyor. Çünkü salonda falan otururken genelde içeriye kadar gitmiyorum. Burayı kullanıyorum. Burada böyle ufak bir tuvaletim var. Mütevazı, tatlı, güzel. Evet. Sevgili gençler, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evimi sizlere paylaşmak, ya bu 2022 hedeflerim arasındaydı ve beni, yani o ev beni çok mutsuz ediyordu. İçinde bir sürü yaşanmışlık var. Çok güzel anılarım da oldu, çok kötü şeyler de yaşadım. Şu anda yetişkin hayatımın başlangıcı olarak böyle güzel bir evi hak ettiğimi düşünüyorum. Çok mutluyum. Evimi çok seviyorum. Dediğim gibi hala tamamlanmadı. Her türlü, yani yaşadıkça doğan ihtiyaçlardan falan da yapılacak olan değişiklikler olur tabii ki. Ama ben şu anda da gerçekten çok mutluyum. Çok seviyorum. Çok severek düzdüm. Çok severek alışverişlerini yapıyorum falan. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!